Hepinize merhaba arkadaşlar. Sargon Alliance Mod'un versiyon 0.6'sı üzerinden ilk turnuvayı başlattık. Şu anda arkadaşlar hemen status kısmından size tarafları göstereyim. Daha sonra detaylı bir şekilde ne yaptıklarını inceleyelim. Şu anda arkadaşlar Cem'i hatırlıyorsunuzdur daha önceki takım maçlarından. Çok detaylı girmeyeceğim şimdi. Cem Gondor, takım arkadaşı da Denizan EREBOR. Bunlar ikili bir takım. Kel adam olarak gördüğünüz Bayram arkadaşımız ve Burak. Bunlar da Mordor ve Goblin tam olarak bir takım arkadaşlar. Yanımda da şu anda Mert ve Ali var. Onlar da benim gibi observer olarak izliyorlar. Ve sizin yorumlarınıza istinaden maçları replyler üzerinden değil de direkt olarak arkadaşlar şu anda böyle canlı canlı kayıt altına alma kararı aldım. Ben de tamamen arkadaşlar sizlerle birlikte şu anda izleyeceğim ve ona göre tepkiler vereceğim. Merak ediyorum neler yapacaklar diye. Adorn diye bir tane haritadayız bu arada arkadaşlar. Harita 4 kişilik ve çok da büyük olmayan bir harita olmasına rağmen çok kısa maçlar çıkmayacağını düşündüğüm bir harita. İkinci maç da burada olacak bu arada arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şu anda burada bir tane outpost var. Onun karşısında hemen köprünün karşısında bir tane daha outpost var. Bunlar dışarıdan alabilecekleri iki tane kamp kurabilecekleri yer. Onun dışındaki yerlerin tamamı zannediyorum ki ekonom plot falandır. Bakıyorum şöyle bir. Bol bol da şey varmış ha bu arada. Yani goblin layer'lar vesaire bir şeyler varmış. Biz observer olarak hiçbir şey yazamıyoruz galiba değil mi chat'e? Şu an Mert ve Ali benimle iletişim kuramayacaklar o yüzden. Chat'ten yazabilseydik keşke. Observer'lar kendi arasında konuşabilsin abi. Observer'lar özgür olsun. Neden böyle ki? Hadi bakalım. Layer'lar alınıyordu. Burada Cem, yani benim oynayışını bildiğim yegane kişi sanırım. Multiplayer'da nasıl oynadığını böyle bildiğim kişilerden biri. Şöyle bir bakalım. Bayram 2 tane Goblin Cave yapmış. 3 tane Forge yapmış. Hızlıca Burak'a bakıyorum. Sentry Tower dikmeye başlamış direkt oyun başında. Bir tane şey var. Orc Pit'i var. 2 Slaughter House, bir tane de Furnace yapmış. Ama Sentry Tower'ların ben oyun başında yanlış bir hamle olduğunu düşünüyorum. Hemen Erebor'a bakıyoruz. Erebor Denizan'da değil mi? Şimdi bunlara ben bir adapte olacağım. O da 2 tane maden yapmış. Bir tane de kışla yapmış. Cücelerini basıyor. Bakalım bir hero basım var mı? Yok. Buraya bakmak istiyorum hızlıca. İlk defa bir turnuvada arkadaşlar Berator göreceğiz bu arada. Yeni bir hero. Biliyorsunuz daha önce arkadaşlar versiyon 0.5 üzerinden 2 tane turnuva yapmıştık. Yine böyle 8 kişilik mini turnuvaydı arkadaşlar onlarda. Bu da o şekilde. Şöyle kalabalıklaşırsak eğer bir mesela 10 kişi olursak lig yapmayı düşünüyorum. 12 kişi olursak 3v3 turnuva yapmayı düşünüyorum. Bakacağız duruma göre. Katılmak isteyenler Facebook sayfamıza yazabilir arkadaşlar bu arada. WhatsApp grubuna, Discord grubuna gelebilirsiniz. Sargon Alliance modu indirip. Burada ilk çarpışmayı görüyoruz şu anda. Mordor ve Gondor karşı karşıya. Evet, goblinler de geldi buraya. Canları çok az kalmış artık Gondor askerlerinin. Dayanabilirler mi onların karşısında bilemiyorum. Zor bir durum şu anda Cem için. Ki takviye de geliyor buraya. Özellikle arkadaşlar bu arada böyle köprülü bir harita seçmemin nedeni biliyorsunuz köprü savaşlarını seviyorum. Yani bu şekilde güzel savaşlar çıkacağını düşünüyorum. Bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Şu anda henüz 4. dakikadayız ve küçük çarpışmalar, bir şeyler dönüyor. Cüceler de köprüyü geçti şu anda. Ve Cem'e yardım ediyorlar. Rush mı yapacaklar acaba? Kendi aralarında öyle mi anlaştılar? Yoksa... Çünkü şu an yaptıkları şey direkt o arkadaşlar. Köprüyü geçtiler. Adamların basic birimlerini yok ediyorlar. Pippin öldü burada.
Knight yapmaya başlamış Cem bu arada. Lake Town birlikleri geliyor Denizan'dan. Lake Town okçuları. Cüceler aşağıya inmeye devam ediyor bu arada. Cüceleri kaçırıyor, evet. Çünkü arkadaşlar oyun başında versiyon 0.6'da rush yapmak versiyon 0.5'teki kadar kolay değil. Onu sizler de izledikçe kavrayabileceksiniz. Bu arada şunu da not düşeyim arkadaşlar. Normal şartlarda ben replaylar üzerinden size bu takım karşılaşmalarını, turnuvaları falan anlatıyordum ya. Replaylar arkadaşlar hiçbir şekilde lag içermezler. Hiçbir şekilde donmazlar. Çünkü adı üstünde yani replay, o oyunun kaydını izliyorum ve hiç donmadan sizlere sunabiliyorum. Ama şu anda tamamen maç online arkadaşlar. İzliyorsunuz ya şu anda. Şu an yani savaşıyorlar direkt. O yüzden bir takım laglar olabilir. Buradaki insanların sonuçta internet durumuna göre birinin internetine bir şey olsa falan hepimizi etkileyecek. Lag olacak. 6-7 kişiyi dengelemeye çalışacak oyun vesaire. O laglar için şimdiden kusura bakmayın. Belki de hiç olmaz yani. Bakacağız duruma göre. Faramir liderliğinde Knight'ları gördük şu anda. Buradaki karakoluna saldırdılar. Burak'ın. Ve Felwind ile şu anda uçurdu onları. Bayram. Çok heyecanlı gidiyor arkadaşlar. Yalnız telef oldu ya Knight'lar. Dur bakayım. Bunlar ama yok olmaya da bilir. Şu ölecek gibi ha. Öldü. Bir grubunu kaybetti. Hiç grup kaybetmeden kaçabilseydi karlı çıkabilirdi bu saldırıdan. Çünkü biraz birim yok etti, bir şeyler yaptı orada. Bu arada Bayram combo yapmaya başlamış. Golfimbul gelmiş. Diğer yandan da Gorkil'i basmış. Sentry Tower'ları da dikmiş. Burada da bir tane Troll Cave var. Burak da 2 Furnace, 3 Slaughterhouse, Troll Cage, Haradrim Palace, Orc Pit. Orkları da burada basmaya başlamış. Ortadaki karakolu bu arada arkadaşlar. Yani nehrin kuzeyine baktığımızda burayı Cem'in aldığını görüyoruz. O konuda da anlaşmışlardır diye düşünüyorum. Bakalım buradan yeni cüceler geliyor. Hero basımı yok. Böyle arkadaşlar herkesi takip etmek gerçekten zor ama. Söyleyeyim size yani. Yine de ben elimden geldiğince takip etmeye çalışacağım. Buraya marketplace yapmaya başlamış Cem. Cem neler yapıyorsun Cem? Half troller Knight'ları mahveder. İyi bir karşılık verdi Bayram. Tebrik ediyorum. İsimleri karıştırmamak için yine şöyle bir bakacağım ya. Tam net kafamda otursun şimdi. Bayram Goblin tam. Burak Mordor. Denizan Erebor. Gondor Cem. Güzel. Artık oturdu. Sizin de kafanızda otursun ki biraz daha böyle keyifli bir maç olsun sizler için de. Çok istiyordunuz arkadaşlar böyle BFM üzerinden turnuvalar vesaire böyle son zamanlarda atmıyorsun falan diyordunuz. 4 tane maç olacak arkadaşlar turnuvada toplamda. Şu anda izlediğiniz maç dahil olmak üzere ve ben bu 4 maçı 4 gün ard arda atacağım. Her gün bir tanesini atacağım. Hepsini zaten bu akşam çekeceğiz arkadaşlar. Şu anda birinci maçı çekiyoruz. Bu akşam hepsini bitireceğiz ve ben hepsini canlı canlı kayıt altına alacağım. Burada bir savunma merkezi kuruyorlar şu anda. Bard geliyor. Denizan Bard'ı basıyor. Burada bir hero basımı yok. Kombolar. Oo. Ramazan davulcusu. Bak çalıyor da bir de. Yani bakalım leadership neydi bunun? %25 armor, %20 damage, %200 experience. Zekice bunu basması bu kombolara. Tebrik ediyorum. Şu an Goblin Town'ı yani bu şekilde oynayan ilk defa Bayram'ı görüyorum. Yani başarılı oynuyor gerçekten. Şunu yanlış yaptı diyebileceğim hiçbir şey yapmadı. İkinci Troll Cave'i yapıyor ilginç bir şekilde. Bir tane de maden yapıyor. Bayağı seri seri basacak herhalde Half Troll'leri. Half Troll'ler belki ilerleyen oyunda arkadaşlar biraz şey olabilir. Hafif kalabilir.
Çünkü upgrade almıyorlar biliyorsunuz. Şu an yeni bir saldırı daha başladı. Burada Witch King, Mouth of Sauron, Godmog falan var. Troller basmaya başlamış bu arada Burak. Burayı gözden kaçırmışım. Şöyle bir bakalım buraya. Archer'larla da taciz ediyor diğer yandan. Cem. Cüceler efsane. Power'ları nasıl yapacaklar çok merak ediyorum. Kim nasıl ve ne kadar power basacak? Şu an Cem'deyiz. 2 power'ı var. Burak'tayız. 2 power'ı var. Herkesin 2 power'ı var. Denizan'ın bir tane power'ı varmış. O da sadece Rolling Call. Tekrar bütün şeyleri izleyelim. Oo, burada bir savaş başlamış. Kaçırmamak lazım arkadaşlar savaşları. Witch King. Witch King efsane burayı yok edebilir şu anda. Witch King şurayı yok edebilir arkadaşlar. Buraya bir destek gelmesi lazım kesinlikle. Cüceler geliyor evet. Felaket bir çarpışma başlıyor şu anda. Kaçırıyor Witch King'i. Canı biraz azaldı çünkü. Goblinler kaldı burada. Witch King kaçarsa eğer burası düşer arkadaşlar ve şu an lag başladı biraz. Çok küçük bir lag oldu. Zaten bununla ilgili uyarmıştım arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden eğer olursa. Dert etmeyin. Keyfini çıkarmaya çalışın. Herhalde büyük bir çarpışma oldu diye lag oluyor olabilir. Bir troll eklendi şu anda buradaki savaşa. Umarım lag düzelir. Bakalım. Arada bir giriyor, arada bir tekrar normale dönüyor. Sıkıntı yok gibi. Half troller şu anda geliyor köprüdeki savaşa dahil olmak için. Efsane birbirine girmediler mi arkadaşlar şu anda ya? Ama işin tuhaf tarafı şu anda Burak savaşa katılmıyor arkadaşlar. İlginç. Herkes köprüde birbirini yerken Burak ordusunu burada bekletiyor. Vardır bir bildiği diyoruz. Mollo'u getirmiş buraya sadece. Evet şu an arkadaşlar tam turnuva saati ya. Herkes de WhatsApp grubundan yazıyor. Başladım maç ne oluyor nasıl gidiyor falan diye. Canlı canlı. Şu an Felbast inanılmaz damage yedi. Ve kaçıyor. Bakayım şurada Witch King'e. Witch King'in durumu fena değil. Ama köprüdeki savaşı genel olarak arkadaşlar şu an iyi taraf püskürttü. Hadi be bütün knight'lar şu an yok oldu. Bir miktar ork getirdi Burak buraya dahil etti. Aslında var ya bütün ordusuyla dalsa burayı alabilirlerdi. Niye böyle bir şey yaptı acaba Burak? Takım arkadaşıyla acaba koordine olamadılar mı bayramla? Bilemiyorum. Maç sonrasında bir konuşuruz onlarla bakarız. Neler diyorlar. Aa. Yani o orklar orada telef olur. Yanlış bir hamle. Goblin summon yaptı buraya şu anda Burak bir de. Onlar ne olur acaba? Onlar da telef olur gibi geliyor ama üstlerine şey yaptı o sıkıntı. Eye of Sauron yaptı. Damage kazandırdı onlara bir miktar. Ama her halükarda iyi taraf güzel tuttu arkadaşlar burayı. Goblinlerin ordusu tamamen eridi. Yenisini üretiyor burada Bayram. Bu sefer troller ekledi. Half trollerin yenilerini basıyor tekrar. Yine combo yapacak sanırım. Okçularını vesaire basıyor. Gork ile bakıyoruz. 3 rank olmuş. Durburz var bu sefer ordunun içerisinde. Hero basımı var mı? Şuraya da bakıyorum. Çoğu hero'sunu basmış bu arada. 2 tane kalmış. Onlar da sadece Shagrat ve Mahut. Ve karşı atağa geçiyor arkadaşlar şu anda Denizhan ile Cem.
İzliyoruz, bakıyoruz. Witch King geldi. Bütün okçularını şu an Witch King'e fokusladı. Gandalf da var burada ama gri şu anda çok etkili değil. Oo, Felwind yedi şu anda buraya. Ordusu dağıldı, sıkıntı. Maut of Sauron öldü burada. O Felbas da kurtulamaz büyük bir ihtimalle. Çok yüksek ateş altında şu anda. Kurtuldu gibi ama. Kaçırsa kaçırırdı. Geri döndürdü. Öldü. Goblinler de şu anda dahil oldu yine. Çok keyifli bir maç arkadaşlar gerçekten görüyoruz şu anda. Bir Felbas daha geldi. Bunların ekonomileri ne alemde ya? Ben bir şuradaki maç biterse arkadaşlar bir bakacağım. Bütün oyuncuların ekonomisine, special power'larına falan tekrar baştan bakacağım. Canlı canlı sunmanın bir dezavantajı bu işte arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi lag olması. Ama siz böyle istediniz. Ne yapayım yani? Replay'ler üzerinden hem benim için de daha rahat oluyordu. Ama kasmıyordu da aynı zamanda. Ama siz canlı canlı istediniz. Ben de sizin isteğinizi kırmadım arkadaşlar. Şu an koç bincileri de orduya dahil oldular. Neler oluyor dostum? Durburz burada bir ne yapacağını şaşırdı. Olaylar dönüyor. Herkes ordusunu dahil ediyor bu arada bak. Ama bak yine burada bekliyor. Bak Mordor yine bekliyor abi. Çok ilginç oynama şekli. Burak. Gerçekten yani Burak sana sesleniyorum. Yani şu turnuvayı izlediğin zaman, bu maçı izlediğin zaman ben yanlış mı düşünüyorum? Yani burada mesela millet birbirini yerken burada orduların neden bekliyor? Bununla ilgili yani sen de kendini bir sorgula yani, anladın mı? İzlediğin zaman bir düşün bununla ilgili. Dolamrot yardıma gelmiş. Değil birimleri de geldi şu anda. Yine arkadaşlar şu an köprüde aslında iyi taraf bir baskın gibi. Geriye bakıyorum hemen. Geriye bir Man of Kant samını gelmiş. Orayı tutmaya çalışıyor. Buradaki birlikler Gondor kaptanları basılmış yoğun bir şekilde. Hero'larına bakacağım. Denizan'ın pek bir hero basmıyor ya. Birkaç tane şöyle bastı. Onları kullanıyor sadece. Şuradaki savaşa tekrar geri dönüyorum. Mollo'nun canı azalmış. Kaçıyor. Murgurs. Ateş loklara dayanamaz o abi. Bak şurada arkadaşlar sadece 3 tane Ranger yanında işte Damrod'la, Faramir'le vesaire okladılar. Hemen çatır çatır düşürdüler Murgurs'u, gördünüz. Mollok mesela Murgurs'a göre biraz daha dayanıklı olsa da Murgurs bazı noktalarda level atladığında Mollok'tan daha güçlü olabiliyor. Buradaki summon tehdidini de kaldırmış iyi taraf. Bununla ilgili düşünceleriniz ne bu arada arkadaşlar? Şimdi genelde turnuvaları biliyorsunuz ben şey yapmayı çok seviyorum. Böyle iyi taraf kötü taraf şeklinde yapmayı çok seviyorum. Random takım maçları da yapıyorduk kimi zaman ama yani bu şekilde sanki daha keyifli oluyor gibi. Hani ben şunu sevmiyorum mesela Isengard'la atıyorum Mordor'un birbiriyle savaşmasını çok sevmiyorum şahsen. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Bundan sonraki turnuvalar nasıl olsun yani? Ligler falan nasıl olsun? 12 kişi olursak 3v3 turnuvası yaparsak o nasıl olsun mesela? Bir sizin isteklerinize bakalım. Ona göre biz de WhatsApp grubunda konuşur, tartışır, bir şeyler yaparız. Yoğun bir şekilde düşünüyorum arkadaşlar bu turnuvaları ve takım maçlarını. İki grup okçu daha geldi ve Felwind yaptı yine. Her ne kadar arkadaşlar bu arada bu Felwind special power'ı level 1'de açılıyor da olsa, dur bakacağım şuradan. İnanılmaz işe yarayan bir power arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi yani burayı dağıttığı anda birimleri bir oyuna bir yana falan uçuruyor. Çok etkili.
Şöyle bir bakacağım. EREBOR da açmış special power'larının bir kısmını. Poison Arrow'ları vermiş bu arada Bayram. Bu taraftan Easterlingler Witch King liderliğinde daldılar buraya. Yani maçın 20. dakikasında şunu söyleyebiliriz. İyi taraf arkadaşlar şu anda önde. Çünkü köprüyü geçtiler ve burada inanılmaz bir güçler şu anda. Hiçbir şekilde kötü tarafı buraya yaklaştırmıyorlar. Şu andaki durum bu şekilde. Bakalım her an her şey değişebilir. Daha önceki turnuvalardan, takım maçlarından falan biliyorsunuz. Yani bir kişi yenilse bile, tek bir kişi kalsa bile bazen tek başına diğer iki kişiyi yendiği falan oluyordu arkadaşlar. Görüyorduk böyle şeyleri. Hiçbir zaman hiçbir şey bitti diyemeyiz o yüzden. Felbast yine geldi. Ya bu okçuların arasına geldiği anda arkadaşlar direkt öldü demektir zaten Felbast. Verebildiği kadar zarar vermeye çalışıyor Burak bir şekilde. Atak troll gelmiş buraya bir tane. Öldü. Bütün ordusunu şu an dahil ediyor. Artık varını yoğunu ortaya koyuyor burayı. Yarmaları gerekiyor çünkü ortaklaşa bir şekilde. Buradan da Goblin Town'un trolleri geliyor. Bunun adı neydi? Muzgaş gelmiş bir de. O da dağıtıyor ortalığı. Gandalf ak olmuş bu arada ama canı çok az şu anda. Dolamrot Summon'ı da geldi buraya. Şansına sadece yayalar geldi bu arada Cem'e. Sinir olmuştur şu anda. Bunlar ne diye. Karışık geliyor ya arkadaşlar. Bazen atlı geliyor. Bazen de bu şekilde yaya kılıçlı geliyor. Buraya da Haradrim Summon'ı geldi. Çok kızıştı şu an ortalık. Ortalık kızıştıkça da bir lag oluyor ya abi. Bu adam bayağı level atlamış lan. Eline hamur almış. 6 level olmuş Gloin. Yok ediyor. Yanında Thorin de var. O da 2 level. Savaşı kaçırmamak için diğer noktalara bakmıyorum arkadaşlar. Bastıkları hero'ları sonuçta buraya getirirler. Görürüz. Biz yeter ki savaşı kaçırmayalım. Bu arada versiyon 0.6'nın yeni Mordor Sentry Tower'ını görüyorsunuz. Üstündeki 2 tane Mordor Ork Archer'ı ok atarak bölgeyi savunmaya çalışıyor. Molotov Sauron öldü yine burada. Half troller geliyor sürekli. Bir şeyler oluyor. Abi ne savaştınız be. Çok güzel maç çıktı. Utmok geldi. Bu trollerden de bir tanesi öldü. Yine Witch King var burada. Sadece bir tane arkadaşlar şu ortadaki outpost'u almak için böyle bir savaş dönüyorsa gerçekten adamların ana base'lerini almak için neler olacak çok merak ediyorum. Ana base'leri aniden mi düşecek yoksa? Ama birbirlerine iyi destek oluyorlar şu an Bayram ve Burak. Onu çok güzel bir şekilde görüyoruz. Aynı şekilde Denizan ve Cem ortaklaşa çok güzel saldırıyorlar. Arkadan da sürekli destek de getiriyorlar yani. Basıyorlar basıyorlar. Onları da ekliyorlar tekrardan orduya. Gandalf'a ne zaman baksam canı az. Bu adam ölmüyor herhalde. Birileri can basıyor buna sürekli. Şu an bayağı az ama canı. Evet can verdiler yine. Felwind geldi yine. Canı fullendi o adamın. Ölür mü artık o abi? Ama herkesle şu an Gandalf'a fokuslanmış durumda Bayram. Çünkü biliyorlar arkadaşlar şu an buradaki ordunun başında yani Gandalf ölürse burayı tersine çevirebiliriz diye biliyorlar. Çünkü Gandalf'ın gerek leadership'i kullandığı skill'ler vesaire buradaki üstünlüğün ana sebebi. Tabii ki Thorin'in leadership'i de öyle. Durumuz kaç rank ya? 2 rank olmuş. Buraya Dale Summon geldi yine. Hadi abi düşürün artık şurayı.
Bayağı kızıştı buradaki savaş. Hadi düşürün artık desem de arkadaşlar, şunu da ekleyeyim bu arada. Hani taraf tuttuğumdan demiyorum onu. Bir düşmedi abi. 10 dakikadır buranın savaşını yapıyoruz. Yeni bir isim koyulur yani bu savaşa. Ha, öyle ki büyük bir savaş oldu. Trolleri çabuk eritiyorlar. Çünkü aldıkları leadership'e bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl parlıyor ordu şu anda. Yani buraya hiçbir şey yaklaşamaz. Hele ki... biraz dağıttı ama orayı o. Hele ki arkadaşlar henüz böyle çok... Bakayım. Yani heavy armor vesaire bir şeyler de vermemiş ha orduya. Baktığınız zaman. Evet düştü burası. Ama burada çok duramazlar. Hemen hareket etmeleri lazım. Çünkü Sentry Tower'lar direkt üstlerine atıyor şu anda. Burada da atıyor. Burada da atıyor. Üf. Full upgrade. Black Uruk'lar savaşa dahil oluyordu. Yine Witch King'i, Kamul'u, Molloch'u falan orduya dahil etmiş. Öf öf öf. Buradan maç döner mi acaba? Bakacağız. Göreceğiz hep birlikte. Ama Gandalf var ya, 10 rank olabilir ha bu maç. Çünkü öyle böyle değil yani. Savaşlar efsane dönüyor şu anda. Bir special power'lara bakalım hızlıca. Son power'ı açmış arkadaşlar şu anda Gondor. Mordor henüz açmamış. Mordor son power'a doğru gidiyor zannediyorum şu anda. Evet şu an en iyi durumda special power olarak şey görünüyor. Gondor görünüyor. Hatta bakalım. Şunları basıp orduya dahil ederse büyük fark yaratabilir arkadaşlar. Lostan Arch birliklerini basmış bu arada. Onları çok acil buraya getirmesi lazım. Black grupların hepsi ölmüş bu arada. Hafiften kaçırdık ama sorun değil. Ha burada varmış bir iki grup daha. Bakayım Mordor son power'ı açtı mı? Yok şeyi harcamış onu. Witch King's power'ı harcamış. Gerçi onu açmadan son power'a gidemiyor değil mi? Doğru. Spider Rider'lar geliyor şu anda buradan. Konuşamadım. Spider Rider'lar. Şu an dahil oldular savaşa. Bakıyorum. Kim ne basıyor? Great Goblin'i hiç göremedik sanırım değil mi? Evet. Hiç basmamış. Recruit yazıyor çünkü. Hemen şöyle All Players yapıyorum. Evet. Şu anda Cem burayı aldı. Üstünlük tam anlamıyla şu anda iyi tarafa geçmiş durumda. Denizan ve Cem takımına. Ama tabii ki arkadaşlar şöyle bir durum da var. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Bilmeyenler için ekleyeyim. Yani bu şekilde takımlar var ya arkadaşlar. Mesela Cem ve Denizan bir takım. İşte Bayram ve Burak takım. Üçüncü maçtan sonra kalan son takım 1v1 olarak arkadaşlar birbirlerine karşı son maçta savaşacaklar. Bu gerçekten yani o zamana kadar gitmiş olan, kardeş kardeş savaşmış olan iki dost birbirine girecek. Ama turnuvanın da kuralı bu. Tek bir kazanan olmak zorunda. Lostan Aş birlikleri bu arada dahil olmuş. Buraya kadar gelmişler. Battle Tower'ları komple dikti buraya Cem şu anda. İlk olarak Mordor'a mı dalacaklar acaba? Ordu çünkü oraya bir yöneldi. Aynen Mordor'a sanırım girecekler arkadaşlar şu an. Üf. Her seferinde şu Felwind'i gördüğümde öf diyorum. Çünkü gerçekten öf yani. Hani o güzelce dizilmiş orduyu bir anda dağıtıyor ya. Burada şu an iyi tarafı erit edebilirler ha duruma göre. Çünkü Spider Rider'lar gerçekten güçlü birlikler. Buradan yine okçu basmaya devam ediyor Bayram. Bakıyorum Witch King's Power'ı açılmış olan Witch King de geldi. Şu anda olaylar hakikaten kızışmış durumda. Şu ama fark yaratır ha. Bu Witch King fark yaratır yani. 5 rank olmuş bir de. Bakalım. Pippin öldü orada. Hatta o Pippin yüksek ranklı bir
Pipindi. Öf. 6 rank olmuş arkadaşlar Berator. O kadar güzel görünüyor ki. Yarım saati doldurduk bu arada. Witch King kaçıyor. Radagast gelmiş lan. Evet. Öldü Witch King. Artık Mordor düşer gibi görünüyor arkadaşlar. Emin değilim. Buradan döner mi? Bakıyorum. Yok, çok güçlü bir şey gelmiyor şu anda oraya yardıma. Bu archer'lar da pek işe yaramazlar. Burayı artık şu an parça parça düşürürler. Sonrasında da bayramı düşürürler gibi geliyor bana. Biz burayı kaçırmayalım, izleyelim. Dayın Ironfoot gelmiş. Balin gelmiş. Abi herkesi basmışlar ya. Bayağı çeşitli bir ordu olmuş. Ha, bu ikisini de yeni basıyor daha. Cem onları yeni basıyor. Son power'a gidemedi mi EREBOR ya? Yok. 7 power'ı var. Bekletiyor yani. Thorin'i kral yapacak. Sonrasında zaten anca açabilir ama bu maç EREBOR gitmeyebilir arkadaşlar. Son power yetişmeyebilir. Eğer uzatmazlarsa. Evet, goblinler geldi yine buraya. Bir şekilde toparlamaya çalışıyor aslında Burak şu anda. Son artık böyle special power'larını, summon'larını vesaire kullanıyor, toparlamaya çalışıyor. Bayram. Bayram da bir hazırlık yapıyor ya. Bir şeyler yapıyor. Ha, buraya summonları yaptı bak. Anorihir ve Forlong'un summonlarını yaptı buraya. Bu tarafa bir yöneliyor şimdi bak. Galiba burayı şeye bıraktı arkadaşlar. Denizhan'a bıraktı. Denizhan sen burayı yok edersin dedi. Ben bayramı boş bırakmayayım. Adam toparlanmasın dedi herhalde. Ve Cem bu tarafa geçti. Buraya tekrar bakıyorum. Tekrar bir dönüp bakacağım arkadaşlar buraya. Şurayı kaçırmak istemiyorum şu an. Burada bir şeyler dönüyor çünkü. Goblinler. Okçu basıyor yine. Okçulara da direkt Poison Arrow veriyor ha, bakayım. O kadar çok leadership alıyor ki adamlar bak. Demeyiz yemiyorlar arkadaşlar, görüyor musunuz? Yani yemiyor derken çok az yiyor. Böyle 1-2 falan öyle bir şey yiyor. Armorları o derece yüksek şu anda bunların. Aldıkları leadership'ten dolayı. Bak. Yani bu goblin okçuları zaten güçsüz. Tamam, onda sıkıntı yok. Bunlara ne olmuş lan? Niye böyle birer birer bunlar? Bunlar bir bug'a girmiş arkadaşlar herhalde şunlar. Tek tek kalmışlar böyle. Şuraya bakayım. Yalnız Denizhan'ın ordusu da yok olmuş ha. Buraları yok edeyim derken. Şu an direkt ana binasına fokuslandı bayramın. Yani arkadaşlar öyle görünüyor ki Denizhan ve Cem 3. maçta oynamaya hak kazanacaklar gibi görünüyor. 2. maçta kazanacak olan takım ile 3. maçta savaşacaklar arkadaşlar. Zaten buradan artık dönmesinin imkanı yok. Yani şurayı yıktığı anda Burak saf dışı kalacak. Burası da artık dönmez. Half troll vesaire bir şeyler basıyor ama dönmez burası, yok. Ne geldi? Man of Gondor ama onlar ölecekler. Burası yıkılacak. Evet. Hepsi komple öldü. Geriye sadece bayram kaldı. Son sentry tower'ları. O sentry tower'lar da arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle
World of Power geldi. Bir miktar zarar veriyor Sentry Tower'lar. Güzel damage vuruyorlar. Ama buradan döndürmesinin artık imkanı yok yani. Yani artık bakayım. Spider Rider basıyor. Bitti arkadaşlar burası. Gandalf. Yani bu oyun 10 rank olmuş adam. Versiyon 0.6'da Gandalf'ın 10 rank Gandalf'ın canı 2650, damage'i de 190'mış arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk böylece. Son Spider Rider'lar artık ülkelerini korumaya çalışırken can verdiler. Ne yazık ki son Sentry Tower da şu anda yıkılıyor. İşçilere dokunmayın lan bari, yıkıyorsunuz. İşçiler yaşasın. İşçi işçidir yani. Ork da olsa işçidir. Evet arkadaşlar, bu şekilde versiyon 0.6'nın birinci turnuvasının birinci maçı da bitmiş oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi diğer maçları da arkadaşlar önümüzdeki günlerde birer birer atacağım ve 4 gün içerisinde bu maçları bitireceğim. Yorumlarda yazın yani kimi tuttunuz en başta izlemeye başladığınızda, kimden taraftınız? Denizhan ve Cem'i tutuyor musunuz mesela? Bunlar 3. maçta oynayacaklar. 3. maçta yenmelerini ister misiniz? Bununla ilgili arkadaşlar düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.